Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte teknoloji harikası 6 araba anahtarına bakacağız. Arkadaşlar şu faslı geçiyorum. Teknoloji şu hale geldi, böyle yüceldi bilmem ne. Bunu anladık. Artık arabalarımızın anahtarlarına kadar zaten gelmişti. Fazla uzatmayayım. Gelin listemize geçelim. İlk araba anahtarımız BMW 7 serisi. Arkadaşlar bu anahtarın üzerinde 2.2 inçlik renkli led bir ekran bulunuyor ve bu ekran dokunmatik. Bu ekran sayesinde standart arabanın kapısını aç, ne bileyim bagajı aç falan filan işlemlerini yapabileceğiniz gibi elinizdeki kumandanın pil durumu ve aracın yakıt durumunu da görebiliyorsunuz. Ayrıca buna ek olarak aracın farları, işte iklim durumu, ben gitmeden araba serin olsun falan filan gibi gayeleriniz varsa bunları da bu anahtar sayesinde aracın içinde olmadan gerçekleştirebiliyorsunuz. Geldik şimdi anahtarımızın en bomba özelliğine, o da şu arkadaşlar, anahtarla BMW'nizi ileri geri yaparak otoparka koyabiliyorsunuz. Yani arabadan iniyorsunuz, elinizdeki kumanda sayesinde aracınızı kullanıp park yerine yerleştirebiliyorsunuz. Yalnız burada gözümüze bir ayrıntı çarptı, o da BMW'nin yayınladığı tanıtım videosunda direksiyon hiç hareket etmiyor. Hani ben bir BMW 7 serisi alacağım, kendi kendine park edeceğim diyorsanız bu ayrıntıyı unutmayın. Muhtemelen bir ileri bir geri gidebiliyor. Sıradaki arabamız Tesla Model S. Bu anahtar gördüğünüz gibi minik bir Tesla Model S arkadaşlar aslında. Özelliklerine gelecek olursak, anahtar cebinizdeyken siz arabanıza doğru yürürken pat kapı açılıveriyor. Siz arabanın içine oturuyorsunuz, küt kapı kapanıveriyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu anahtar sayesinde aracınıza garaja git diyebiliyorsunuz veya garajdan gel diyebiliyorsunuz. Yani bu anahtarla, ki bu sefer direksiyon da hareket ediyor, aracınızı park edebiliyorsunuz. Üçüncü arabamıza gelelim arkadaşlar. Dakikalardır konuşuyoruz, bir Bugatti demedik. Şimdiki anahtarımız Veyron Top Speed. Bu anahtarın olayı şu arkadaşlar. Bugatti Veyron'ınızın içine oturduğunuz, bu arada Allah söyledi inşallah bir Bugatti'niz olur. Neyse, konuya geri dönüveriyorum. Arabanıza kontağı verdiniz ve gaza bastınız. Gazı köklediğinizde anahtarınızı doğru yere yerleştirmediyseniz, alternatif bir tane daha yer var çünkü, aracınızın maksimum çıkabileceği hız saatte 213 km. Bana 213 km yetmez kardeşim diyorsanız, anahtarı kol koyma yerinizdeki bölmeye taktığınızda arabanızın maksimum hızı saatte 253 km'ye kadar çıkabiliyor. Yani bu anahtar elinizde olmazsa Bugatti'niz belli bir hıza kadar gidiyor. Dördüncü arabamız Pagani. Pagani'nin anahtarının şekli yeter çünkü avucunuzun içinde minik bir Pagani yer alıyor. Tabi bunun bir fazlası arkadaşlar, hazır olun. Bu anahtar aynı zamanda bir USB bellek. İşte aranan akıllı anahtar. Pagani'nin içine bindiğinizde radyonuza USB'yi takıp oradan takılabilirsiniz. Geldik 5. anahtarımıza. Şimdi sırada Jaguar F-Pace var. Arkadaşlar bu aslında bir aktivite anahtarı ve Jaguar'dan harici olarak satılıyor. Yani bir Jaguar alırsanız $400 da üstüne verip bu anahtara sahip olabiliyorsunuz. Yani şeklinden de anlayabileceğiniz gibi bildiğiniz bir akıllı bileklik. Bu arkadaşlar su da geçirmiyor. Yani suya girdim çıktım, arabama doğru gidiyorum, gittim. İşte o Jaguar logosu var ya, o logoya bileğimi değdirdiğim anda kapım tık açılıveriyor. Çok büyük kolaylık. Geldik 6. arabamıza arkadaşlar. Bu aslında bonus da sayılabilir, Volvo dijital anahtar. Bu aslında Bluetooth'la alakalı bir geliştirme arkadaşlar ve Volvo mühendisleri henüz üzerinde çalıştıklarını söylediler. Olayı da şu arkadaşlar, cep telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama ile entegre halde çalışan aracınız yanına gittiğinde kapısını açıyor, içine oturduğunuzda start stop yapıyor falan filan. Ancak gelecek açısından umut vadedici, araba anahtarı taşımak istemeyenler için güzel bir sürpriz. Artık içeriğimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya hemen bir anket hazırladım. Bu arada 6 tane araç söyledim. Niye 5 madde var diyecek olursanız, YouTube o kadar izin veriyor. O 5 madde arasından hangi anahtar yarın sabah uyandığınızda inşallah sizin olur. Yani kendi anahtarınızı kendiniz anketten seçin arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir şeyi bize yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir Web Tekno içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar bizim de elimizde bir Şahin vardı. Onun anahtarını akıllı hale getiremedik. Fakat Şahin'i akıllı arabaya çok yaklaştırdık. O video hemen şurada, ona tıklayarak o içeriğimize ulaşabilirsiniz. Burada da başka bir video var. Ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.